Nasyonel mi? Son sistem mi yoksa bu? Ben severim ya. Benim çok az. Dezemi çek, dezemi, dezemi çek, dezemi. Deze, dur hele, deze. Alman müdürümü çek. Müdürüm yakışıklıdır. Yukarı Serkan da mı? Tamam abi, gitti. Abiler geliyor. İsminiz? Sadık. Sadık Paşa. Peki. Siz bu işi severek mi yapıyorsunuz, yoksa mesleğin haricinde bir iş midir bu? Severek mi yapıyorsunuz? Esas mesleğiniz var mı ayrıyeten? Tüpçü. Buyur. Yok. Yok, haricinde bir yok. Yok. Peki, şimdi şöyle soralım. Siz genç olarak geldik, şimdi bu memleketten herkes göç etmiş. Evet. Gidenler de yerleşmiş. Değişik sanatlar, değişik işlerde başarılar göstermişler, besinler. Evet. Bir kısmı da burada kalmış. Evet. Bu göçün sizce sebebi nedir genç olarak? Sen olsan, param olsa ben de giderdim. Veyahut da bir teşvik verseler bu şehri yerine değiştirip de yeniden bir besin kurulabilir mi? Olur. Olur. Şimdi neden geriledik? Sebebi nedir? Şimdi düşünceleriniz büyüklerde ne duydunuz? İş sahasının olmamasından. Zenginlerimizin göçünden. Fakir vatandaşın da burada hani olanağı olmayışından biz burada böyle gerilemiş kalmışız. Esas şehrimiz ilerideki bir yere düzlüğe yapılacakmış. Yapmamışlar. Getirmişler, buraya gömmüşler. Burada kuruluşa elverişsiz olduğundan, dar olduğundan vatandaş 3-5 kuruş sahibi olduğundan gidiyor. Şehrin bir bölgesi heyelan, hala daha kayıyor. Sanayi sitesi yok, bir şey yok. Sanayi tam faal değer. Zenginlerin 3-5 kuruş sahibi olduğundan gidiyorlar. Aslında dostluk burada, insanlık burada, yiyecek burada, hava burada, her şey burada. Ne ararsan var, ne yok ki. En örneğini vereyim sana, bir ölüsü olduğundan 500 tane adam gider. Düğün olduğundan 1000 tane adam gider. Başka yerde kimse geliyor mu? Ya 3 taksiyle ya 1 taksiyle gider. İnsanlık burada, hava burada, dostluk burada. Meyvemizler en günden eksik. Neyimiz eksik? Her zaman, her mevsimde meyve, sebze, ne ararsan var. Ama işte zenginler 3-5 kuruş sahibi olduğuyla kaçıyorlar. Buraya bir yatırım yapılsa bu memleket parlar, buraya gelişir. Memleketin düzgün yere kurulmadı. Batağa bu parayı yatırırsak bu paradan o sermayeyi toplamak için hangi müşteri gelecek, hangi alanda bu fabrikayı sürdürür diyorlar. Yapılışının hatalı yere kuruluşunda bağlıyorlar işi. Yani şehrin yanlış kurulduğunu kanaatindeler. Var da. Dışarıdakiler de. Var da. Kendilerini düzlüğe vursunlar, gelsinler. Fabrikasını düz yere vursunlar. Bize yardımcı olan gelsinler. Hani vatandaş olarak bize ne düşüyorsa biz onlara yardımcı olalım. Yapalım. Düzlüğümüz çok burada. Gelsinler, beraber yapalım. Ne diyorlarsa. Ha, tek gelmiyorlarsa buraya bir temel atsınlar. Birleşip yapsınlar. 10 kişi, 20 kişi hisse senedi çıkarsınlar. Gücü ufak olan vatandaş gitsin alsın yapılsın. Büyük şeylerde bir farklı hayatı. Ben diyorum ki, şimdi şöyle. Bir teşvik verirse diyorum. Evet. Onlarda da bunu işliyorum. Evet. Bir teşvik verirse kayardını şehir yapacak. En kısa devreye soktan. Ya fabrikayı oraya yapacak. Ne fabrika? Hayır. Fabrika daha aşağılara, daha geniş kapsamlı. Bu bataklıktan çıktığımız zaman bir güven sağlayacağına kanıyım ben. Onun için şimdi bu bataklıkta olduğu müddetçe kimse buraya yön vermek istemiyorum. Çünkü ben bir milyar yatırmam lazım. Uşağı 100 bin liradan aldıysam besleye milyarı yatıracağım diyor. O oraya neresine yatırayım diyor. Neresine can isterse oraya yatırsın. İşte, beğendiği sağlam yere yatırsın. Beğendiği yere gitsin. Düzlük arıyorsa Kesin Ovası'na çıksın.
Dündar'ın yazısına çıksın, Mehmanlı var çıksın. Buranın her tarafı düzdü. İki derenin arasında... İlle yani asfaltın kenarı mı olsun baba ya? Sen nereye kurarsın şehri genç olarak sorsam? Desek ki bu şehri kaldıracağız, nereye kurarsın? Fikrin nedir? Gayardı tarafına doğru giderim. Antep yoluna doğru giderim. Ama önce de o tarafa doğru açılır. Tabii, Kayardı ağaçlık bakımından hem sağlamdır hem de faydalanır. Evet. Yer altı suyundan, her şeyinden. Evet. Bizim bu Adıyaman yolu buradan geçme işi de öldürüyor bizi. Tabii. Zamanında hani planda Adıyaman yolu göl başına bağlanmıyor, Besin'den geçip bağlanıyor. Buradan bir tane giren çıkan yok buraya. Kendimizin neyimiz varsa, köyden gelen şehirde, şehirden gelen köyde hepsi yok. Başka yok yani. Öyle geçişimiz yok. Ha, hiç çıkış olmadığı yok, için. Yok, olmadığı için. Ha. Hacı Bey, şimdi babangil şöyle böyle en aşağı 100 seneye dayanıyor bu işi yapıyorlar. Sen de babandan bu işi devraldığına göre sen babanın bıraktığı yerden mi devam edersin? Senin fikrin nedir? Senin gönlünde ne yapmak, ne şimdi neler düşünüyorsun? Bu işi daha nasıl götürmeye çalışıyorsun yani? Fikrin nedir? Baba mesela devam ettirmek. Ondan 5-4 çağırıyor, ben 4-4. Aynı işi yapma. Aynı işi yapmam. Peki, Kayardı'na bu şehri taşırsak daha zengin, daha iyi olur mu, olmaz mı? Günün şartlarına bağlı. Oraya geçerse biz de geçelim. Ha. Peki neden biz göçe zorlandık? Genç olarak sen bir sermeyen olsa dışarı gitmek ister misin? Memleketin istediğine ileri geliyor. Onlar dışarı göç ederler. Malı pazarlayamıyor. Tabii. Dışarıdan piyasadan adam girmiyor. Ha. Onun için millet göç ediyor. Göç ediyor. Peki dışarıdan müşteri geliyor mu bize? Gelmiyor. Gelmiyor. Dışarıdan. Biz kendi yağımızda... Şu arayla şeyle. Kapı çekeyim ben de şey gibi. Demir el gibi şöyle şapkamı kaldırım, baksınlar. Size kimler derler? Nalbant Hacı Ömer'in oğluyum ben. Nalbant Hacı Ömer'in oğlusun. Evet. Peki, bu meslek sizin babadan kalma mı yoksa kendiniz mi? Kendim yaptım bunu, 16 sene oldu başlayalı. Evet. Peki, memnun musun? Çok şükür Allah'a. Peki, şimdi şöyle soruyorum herkese de. Biz bu aşağı şehirden yukarıya çıktık. Evet. Buradan da başka yerlere göç ediyoruz. Evet. Bu yönde sizin fikriniz nedir? Acaba neden göçtük? Başka yerde rahat edemek. Burayı çok sakin burası. İstanbul'da evimiz var, göçemiyor işte bir türlü. Göçmüyor. Ha. Burası ana vatan diyorsun. Sakin. Evet. Peki, şöyle. Bu şehir yerine gerçekten yanlış mı kurulmuş, doğru mu? Senin yanlış, fikrin nedir? Yanlış kurulmuş efendim başına. Düz bir yer olsa daha iyi. Mesela siz de deseler ki bu şehri kurun desen nereye kurardın?
şeye, yine şeye kurardı, çata. Kayardı. Kayardı çat. Ha. Zaten yanlışlıkla buradan geliyor. Kayardı çatı diye bu çatı. Evet. Evet. Kayardı da kurardı. Evet. Teknici aşağı vururur, duyururdu. Evet. Peki gençlere tavsiyen nedir? Şimdiki gençler nasıl yapmalı? Siz buraya kadar babadan getirmişsiniz. Evet. Baba mesleğini bırakıp kendiniz bir meslek seçmişsiniz. Evet. Neden? Çünkü belki onun daha bir zor olacağını düşünürüz. Ya ileride bunun bir teknolojinin karşısında esir olacağını bilerek değiştirmişsiniz. Evet. Siz acaba çocuklarınıza ne tavsiye edersin gençlere? Okumada cahil kalmamalı. Okuması lazım. Evet. Okuyup bir şey olması lazım. Kültürlü ve evet, bilinçli. Şimdi besinler olarak gerek kültürel çalışmalar, gerekse sanatsal bir besin folkloru kurmak istiyoruz. Katkıda bulunur musun? Maddi ve manevi. Vallahi bu sene bu şey biraz inşaat yaptırıyorum. Bu sene bu şey. Hayır, maddi öyle çok bir şey değil yani. Evet. Maddiyet de olur, maddi manevi de olur. Azdan çoktan olur. Tabii. Olur. Yani neden bu... Memleket kalkınsın, ilerlesin. Her şeyde varız da bu folklor, kendi dilimiz, kendi kültürümüz, kendi şeyimizi neden canlandırmıyoruz? Evet, memleketi... Burada da bir başarı göstermek istiyoruz diyor. Tabii, tabii, tabii. İlerlemesini isterim memleketin. Sağ ol, teşekkür ederim. Lağabınıza kimler derler? Kasap, kasap şey değil. Şey diyor, kasap. Kasap. Köşe diyor lan. Ha. Ha. Kaç yılında sen başladın bu işe baba mesleğine? Baba mesleğine 65 yaşında, 65 yaşından beri bu zanaatın içindeyim. Peki. 65 yaşından beri bu mesleğin içindesiniz. Evet. Dışarı gitmek ya gurbete çıkmak aklınızdan geçiyor mu? Ya geçti mi yani? Ben de gitseydim bir şeyler yapardım ya hatta. Yok, böyle... yok, hiç aklımdan geçmedi. Hiç. Peki. Ben senin ölsem de burada kalmam lazım. Peki. Şimdi şöyle bir şey soruyorum. Evet. Biz aşağı şehirden yukarı çıktık. Buradan da dışarıya dağılıyorlar. Evet. Bu dağılmanın sebebi nedir acaba? Bu neden işsizliği, millet gidiyor? Milletin işsizliğinden, bakımsızlığından, bunlar ileri geldi. Başka ne? Memleketin iş sahası bile hiç bekleniyor ki adam. Kaçıp koyup gidiyor, başka memleketin gidiyor, iş sahası buluyor. Şimdi besinler biliyorsun. Bir kasap dokumacı oluyor. Dokumayı bırakıyor, kasaplığa başlıyor. Gidiyor tüccarlığa başlıyor. Evet. Bu besinlerin atılganlığı neden? Yani başka insan korkar ya, ben bilmediğim bir şey nasıl sokuyor? Yılanın deliğine elini sokar gibi. Tabii, tabii. Bilmediği şey neden giriyor bu besinlerde bu atılganlık? Neden geliyor bu? Yani şimdi bir iş sahasının bu işte tutunamayıp o işte tutunurum deyip cesaret alıp cesaretle girmesidir yani. Evet. Yani şu gün ben bu işte bugün zarar ediyorum. Öbür işte biraz şey ay, var. Kâldılar mesela bu işin içindeyim ben. Bu, bu sefer dedi buradayım. Bu işi, evet, bir işi bırakıp da diğer işi gelip bak, de iflas edenler de var yani. Kalkınanlarımız da var. Bugün Uşak'ta, buradan Besni'den gidiyor da Uşak'ta bayağı zengin olan. İsminiz? Mustafa. Ha, Mustafa. Evet. Şimdi bak babam 60 senedir bu işi yapıyor. Evet. Ben de ahbabım yani. Evet. Peki, sen şimdi babandan aldığın gibi yürütmek istiyor musun? Fikrinde başka bir işler de yapmak geliyor mu ya? Par olsa ben şu işi yaparım diye böyle bir düşüncen var mı? Şu anda zaten iki iş yapıyorum ben. Bir kasaplık yapıyorum, onun yanında da bağırsakçılık yapıyorum. Var ya, bir zamanlar bu kasaplığın dar zamanında geçti de yani. Mesela bugün Antep'te bir halı dezgahı almak veyahut da başka bir işe girmek geçmişti yani içimizde. Ama memleketimize, bu iş sahasını memleketimize getirip memleketimizi kalkındırmak düşüncesi var ayrıca için. Yani dışarı gitmek değil.
Evet. Bizim şu anda gençliğimizin de zaten, gençliğin fikri de bu zaten. Memleketi kalktı. Evet. Memleketimiz göçten dolayı böyle gelmemiş yani. Şimdi gençliğiz, buraya toplamak da kolay da. Evet. Yeri geldi. Hata burada olmuş. Sen evet, ne diyorsun? Zaten Besti'nin vurmuş hatası burada. Bugün bir kaya veyahut da bir delikli kaya gibi düz bir yere bulunsaydı ve bugün kaya tarafından sıra daha uygun. Evet. Düz bahçeli evler, evet. Çarşılar. Arazi bakımından, çarşı bakımından kaya tarafı daha uygun görünüyor yani. Evet. Genelde ama yer sağlamlığı biraz da düzlük bakımından delikli kaya tarafı sağlamlık bakımından. Yani her iki tarafa da kurulsaymış, bu devresini genişleseymiş, zamanında göç engellenebilseydi, bugün gerçekten Adıyaman vilayetleri de Besni gibi vilayet olarak Türkiye'de kendini kabul ettiren bir şehir olurdu yani. Evet. Genç olarak doğru konuşuyor. Tespitiniz öyle. Gerçekten de öyledir. Evet. Çünkü evet, bir insanın yuvası çürükse evet. Her gün tamirle astarı bezini geçer derler Besni tadına. Bize bu hata buradan gelmiştir. En büyük darbeyi çat diye yanlış çata koyulmuştur. Evet. Ben bunu tarihinde de yazıyorum. Evet. Yanlış devletin emri gelmiş orayı göstermişler. Buradaki evet. İşini çıkar olanlar, tarlası evet. Olanlar bu kirlik yere sormuşlar. Burada evet. Çattı, orak kayardı çatı diye demiş ya da. Evet. Evet, doğru. Şimdi buradan ileri geliyor yani. Evet. Zamanında bu doğru uygulansaydı, bugün Besni gerçekten güzel bir şehir olabilirdi yani. Tabii. Besni'nin suyu, evet. Demiri, bugün Karadeniz'de 5 vilayette yoktu. Evet. Gerçekten bir. Evet. Ama halkımızın eline bir bayırı çok görmüşler ki bağ olmasın. Yok 5 lira. Türkiye'nin neresine gidersin? Besni'nin her şeyi, yiyeceği de, içeceği de her tarafta yani güzeldir Besni'nin şeyi yani. Bunu gerçekten zamanında önlenebilseydi halen de yani bu düzeltilebilir yani. Evet. Düzeltilebilir, düzelmeyecek bir şey yok yani. Tabii. Bugün konut evleriyle yeni yapılan mesela bir inşa meselesi var. Evet. Kent olarak delikli kaya tarafı. Bugün yeni ne yani bu zamanla çoğala çoğala düzelebilir yani. Tabii. Düzelmeyecek tabii. Bir şey yok. İşte bir teşvik. Evet teşvikten yani zaten Besni'yi kalkındırmak için dışarıda çıkıyorsun da tekrar Besni'yi yatırım yapmaları gerçekten bugün Besni'yi ayaklamsa bile bir şeydir yani. Yani senin fikrince Besni'li gençler bu yeri elimizde para olsa kayardı veya bir yere kurarız Besni'yi de başımıza toplarız diyorsunuz. Tabii. Doğru mu yanlış? Doğru. Mustafa Sabah, size aile kökeni olarak kimler derler Besni'de? Gelen kişiler Besni'de. Ata kökeni olarak kimler derler? Bir lağabımız var ya Besni'de hepsi. Evet, kasaplar lağabımız. Kasaplar. Kasavuşlar. Evet. Peki, sen bu mesleğe kaç yılında başladın? Ben mesleğe 949'da başladım. Evet. Peki, bu neden bu kasaplığı bıraktığında bakkallığa neden atıldın yani bunu iten sebep neydi? Biraderlerimin 3 tanesi kasaptı. Onlar olduğu için ben de bu mesleği aldım. Evet. İşinden memnunsun. Allah'adır çok. Evet. Peki şu aşağı şehirden yukarıya taşındık. Daha iyi olsun diye. Buradan göçtükten sonra da buradan göç başladı. Senin fikrin nedir? Neden göçtü bu Besni'ler bu kadar? Niye göçtü? Söküldü, yıkıldı, biz de buraya taşıdık. Ne yapalım biz? Biten geçti, ev gitti. Peki, sen bir Besni olarak sana soruyorum. Sana deseler ki sen buranın başkanısın, Besni'yi nereye kurardın? Fikrin nedir? Ben buraya kurmazdım o zaman. Nereye isterdin? Kesin yazsın, hücumlar yazsın, bir yere kurarsın, daha düzgün. Evet, şimdi bazı sözler var, beyler Dündar yazısını teklif etmişler,
buradaki bazı çıkarı olan kişiler bunu kabul etmemiş. Şimdi de biliyorsun Gölbaşı'dan yol geçince oranın altın reşat değerinde, besinde bir kaybı olduğu gerçek oluyor. Doğru mu yanlış mı? Bilmiyorsun. Peki gençlere tavsiyen nedir? Sen oğluna veya başkalarına ne tavsiye edersin bundan sonra? Nasıl ne tavsiye ederim? Amel meçetim durumu. Elin alan gidiyor buradan. Lisası yok. Evet. Lisası olmayınca ne yapsın? Burada sınavsız kalıyor. Evet. Mecburu dağılıyor. Ekmek davasına düşüyor. Evet. Gelir kaynaklar olmasa ne yaparsın? Peki bu herkes aşağı şehirde altın buldu, gümüş buldu diyorlar. Sen de böyle bir şey buldun mu yani? Yok, burada dükkan açtın. Besli'de kimler derler? Hangi obada oturuyordunuz? Besli'nin en ilkel mahallesi olan Uzbekan mahallesinde dünya geldik. Efendim Azler işte Besli'yiz. Ondan sonra Meydan Mahallesi'ne 906 yıllarında Meydan Mahallesi'ne intikal ettik. Ondan sonra aşağı şehir bozulduğu için 55 yılında da yukarı şehre intikal etmiş. Bu mesleğe kaç yılında başladınız? Bu mesleğe 6 yıl önce başladım. Ziraat Bankası'ndan emekli oldum. Şefim emekliden sonra 85 yılında emekli oldum ve manifoldumuşuna başladım. Peki, şimdi soruyorum size de. Bu Besli'den, bu Besli'ler neden göç ettik biz? Niye? Ne sebepti? Senin fikrin nedir? Besli'den göç etmenin yegane sebebi işsizlikten, bakır, kara, perişanlıktan bezerek iş sahası aramaya çıktılar. Onun için Besli'yi terk ettiler. Peki bir de şöyle bir şey var. Şehri yanlış kurduğunu söylerler. Sizin fikriniz nedir? Sen olsan bu Besni'yi nereye kurardın? Besni yanlış kuruldu. Bu Besni mıntıkasında iki yerde çat olarak büyüt vardı. Bir tanesi Sakız Çat dediğimiz yer burası. Bir de Gayardın'da çat vardı. Çat. Oraya kurulacağına yanlışlıkla buraya kuruldu. Oraya kurulsa tabii daha iyi olurdu. Memleket daha güzel. Sanayide gelişme olurdu. Şehircilik yönünden daha iyi olurdu. Şimdi Besliler, evet, Beslilerin atı vardı, meydanı yoktu. Meydan olmadığı için meydan aradılar. Tabii. Ve orada buldular, atını sürdüler. Evet. Şimdi ben diyorum ki Besli olarak böyle atılganlıklarını niye borçlu? Sanat değişiyor, dışarıda olsun böyle gezerek mücadeleciliği. Nedendir bu? Başka bir Türkiye'de yaşayan insanlar da var ama bizim Besli halkı müstesna böyle. Türkiye'yi adım adım tararlar. Evet. Hep bütün cesaretle ileri gelen bir şey. Cesaretlidir bizim Besli halkımız. Evet. Doğuştan cesaretlidir. Evet. Evet. Atılgan ve cesaret. Tamam, bazen iki tane. Cesaretli de olur. Bazen iki de temtaz. Peki, gençlere tavsiyemiz nedir? Gençlere tavsiyemiz. Bazen iki de kimi yani ki? Yeni iş aramak, yeni iş bulmak. Bir şeyler oluşturmak. Memleketine faydalı tabii, olmak. Faydalı olmak için gereken bir dakika soracağım evet. Var mı? İki dakika. Şimdi biz dedik ki bu memlekette gerekçe sanatsal, gerekçe kültürel bir şey kuralım diyoruz. Folklor. Evet. İkincisi de biz Besliler adına bir vakıf site. Yani vakıf şirketi. Evet. Şimdi nerede var Besli'de neyimiz eksik, nereye en iyi yere han, dükkan, pasajlar yapalım. Evet. Besli halkı kiradan kurtulsun. Çok faydalı olur. Çok kalkınsın. Evet. Adana'da mı var? Ev mi lazım? Ev yapsın. Esnaf büyük var. Bir şirket kuralım. Besli'ler. Esnaf olsun. Dükkancılık veya da iş yeri sıkıntısı çok çekmektedir. Tabii. Bilhassa ev kiraya ev bulunmuyor. Evet. Yeteri kadar ev yoktur memlekette. Evet. Bunlar...
Size kimler dinler, ne abiniz? Sakalar dinler, evet. Sakalar dinler. Siz bu mesleğe kaç yılında atıldınız? Hangi obada doğdunuz, büyüdünüz? Obanız hangisi? Kahta Mahallesi'nde. Kahta Mahallesi. Bu mesleğe kaç yaşında atıldınız? Allah'ın emri kısadan ama bir anlat. 10 yaşında başladım. Çıraklıkta başladım. Ne gibi aşamaya geldiniz? Şöyle bir özgeçmişini anlat şöyle. Evet, gemiciydik. Evet. Sonra beş daha sonra. Peki bu meslekten memnun musun? Valla normalce memnunum. Evet. Yani eskiye nazaran teknolojiye geçiş tabii biraz kültürel yönden zorluk çektiysek de besnilerin atıldan olduğundan bir işi çabuk kavranlar. Evet. O bakımdan diyorum. Senin şimdi çocuklarına tavsiyen nedir? Gençlere veyahut da böyle mesleğe gençlere ne yapsınlar? Çocuklara en fazla şey bir kere doğruluk. Evet. Doğruluk çalışmak. Peki. İkinci sikta şu. Bu Besti'de herkes göç ediyor. Evet. Bunun sebebi ne?